Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki birebir ÖSYM testlerinden ikincisinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Koli şeklindeki yarı çapı 7 birim olan şemsiyenin şekil 1'de kapalı hali görülmektedir. Bu şemsiye açıldığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Evet ilk baştakinde kapalı haldeyken yarıçap kaç santimetremiş? 7. Hocam burası 24. Yani yüksekliğimiz 24. E o zaman burası 7, 24 ne üçgen oldu arkadaşlar? 25 üçgen oldu. Çok güzel. E, bu şemsiyenin yan ayrıtını 25 buldum. Şemsiyeyi biraz daha açtığımda yan ayrıt değişir mi? Hayır değişmez. Burası 25. Hocam burası 22 ise hop burasının kaç olması lazım? Toplamda bu uzunluk kaçsa buraya da o kadar kalacak. Yani bakalım 24, 13 daha kaç yapıyor? 37 yapıyor. Hocam 22'si burada. O zaman buraya 15 mi kaldı? Aynen öyle. Yani şu yükseklik 15 ise hop şu yükseklik 15. E hocam burada da bir dik üçgen çıktım karşımıza çıktı. Bu da zaten şu şemsiyenin yarı çapı. Buradaki açık halindeki yarı çapı. 15-25 ne üçgen arkadaşlar bu? 15-20-25 üçgenden cevap böylelikle 20 buluruz. Yani cevap Cihan oldu. Aşağıda küp biçiminde bir sandık verilmiştir. Bu sandığın kapak bölümünün yüzeyi sarı ile boyanmıştır. Kapağı burası arkadaşlar. Bu sandığın kapağı yukarı verilen ok yönünde yukarıda verilen ok yönünde 90 derece açıldığında. Şöyle bir 90 derece açılmış. Aşağıdaki görünüm elde edilmiş. Şimdi Ali Bey uzunluğunu 1 metre demiş. Şu Ali Bey uzunluğu 1 metre arkadaşlar. CD'yi 1.4 demiş. Hocam CD'yi de 1.4 demiş. He. Ben o zaman bu küp şeklindeki bir kapak olduğuna göre Şuraya x diyeyim. Buraya y diyeyim. Küp olduğundan dolayı burası x artı y. Burası da x artı y oldu mu? Oldu. Şu uzunluk arkadaşlar burası x. Burası x artı y mi? Evet. 2x artı y'yi ne vermişler? 1 metre vermişler. 2x artı y'yi 1 metre vermişler. 2x artı y eşittir 1 diyelim bakalım. Sonra cd'ye. cd'ye bakalım arkadaşlar. Bakın burası y. Burası da x artı y değil mi? x artı y olduğundan şu açıldığında yukarı doğru. Burası da x artı y oldu arkadaşlar x artı 2 y'yi yine vermişler. x artı 2 y'yi de 1.4 vermişler. Ayrı ayrı x y'yi bulabiliriz. iki bilmeyen denklemler. Ama bence taraf tarafa toplarsak güzel bir şey geliyor. 3 x artı 3 y kaç geldi arkadaşlar? 2.4 geldi. x artı y de buradan kaç geliyor o zaman? x artı y de 3'e böldüğümüz zaman 0.8. Evet. x artı y'yi 0.8 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi olduğuna göre sandığın hacmi Evet olduğuna göre sandığın hacmi kapağın hacminden kaç santimetre küp fazladır diye soruluyor. Kaç santimetre küp? Bunlar metre ya. Ben bunu santimetreye çevireceğim şimdi. Arkadaşlar şurası x artı y'yi 0,8 bulduk mu? Bulduk. Evet şuraya yazalım. Burası 0,8 bulduysan sen. Sen ee, şuradaki AB uzunluğunun 1 olduğunu biliyorsun. O zaman burası 0,2 yaptı? Evet. Y de kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Y de şurası x artı y olduğundan dolayı burası da y ya. x'i 0,2 bulduysak x'i 0,2 bulduysak y de kaç yapıyor? 0,6 yapıyor. Evet 0,6 yaptı. Şimdi bana diyor ki sandığın hacmi kapağın hacminden kaç santimetre küp fazladır? Arkadaşlar x artı y. Ben bunları metreleri santimetreye çevireyim. Burası kaç yaptı? 80. Hocam burası kaç? 80. Normalde burası da 80. Hocam biz burayı kaç bulduk? 20. Burası da 80, burası da 80 ve 20. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Sandığın hacmini bulacağım. Sandığın hacmi nedir? Hocam sandığın hacmi küp olduğu için 80'in kübüdür. 80 çarpı 80 çarpı 80'e eşittir. Ee, ne kadar fazladır diye soruluyor zaten. Eksi kapağın hacmi nedir? 80 çarpı 80 çarpı 20 değil midir? 80 çarpı 80 çarpı 20 soruluyor arkadaşlar bize. E ben burada 80 çarpı 80 parantezini alsam. 80 çarpı 80 parantezini aldığım zaman 80 eksi 20 yaptı burası. O zaman 80 çarpı 80 çarpı 60 mı yaptı arkadaşlar burası? Evet. Şimdi burada düzenleyeceğiz. 8 çarpı 8 çarpı 6 çarpı 10 üzeri kaç yaptı arkadaşlar bu? Ya da direkt 100 diyebiliriz. Ya da direkt 1000 diyebiliriz. Şekle göre düzenleyeceğiz. 20'nin küpü falan filan var burada. Görüyorsunuz. 20'nin küpü var. Bütün şıklarda 20'nin küpü mü var. Evet 20'nin küpü var. Ama bir de 40'ın küpü mü var arkadaşlar? Bir de 40'ın küpü var. Burayı düzenleyeceğiz. 40 şeklinde yazabiliyor muyum ben bunu ya? He 40'ın küpü şeklinde yazabiliyorum. 40'ın küpü de var. Arkadaşlar şöyle yapsam ben bunu. Hocam 80 40 çarpı 2'dir. Bu 80 de 40 çarpı 2'dir. Hocam burası da 30 çarpı 2 değil midir? Evet 30 çarpı 2. 40'ı elde edebilir miyim ben? Ona bakacağım. 40'ı elde edebilir miyim? Evet elde edebilirim. 30'u da şöyle diyelim arkadaşlar. E, 30'u da şöyle diyelim. 30'u nasıl desek? 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı, 20 çarpı 10 diyebilirim. 20 çarpı 3 diyebilirim. Ha. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 40 çarpı 40 çarpı şurası da 40 değil mi? Evet. 40'ın küpü çarpı e, burada 2 kaldı. Burada 2 kaldı. Yok burada 2 kalmadı. Burada da 3 kaldı. 2 kere 3 6 mı oldu arkadaşlar? Evet. O zaman cevabımız 6 çarpı 40'ın kübü yaptı arkadaşlar. 6 çarpı 40'ın kübü de nerede var? Denizli şıkkında var. Cevap denizli. Bir dik koninin yanal alanı taban alanının iki katıdır. Arkadaşlar koninin yanal taban alanı neydi? Şöyle çizelim. Koniyi göstereyim yine de. Burası R burası L iken taban alanı pi R kare. Yanal alanı neydi? Piril bulaşık deterjan markasıydı değil mi? Yanal alanı taban alanının iki katı. Bakın yanal alanı dediği piril. Taban alanının iki katıymış. Yani iki tane pi r kareye eşitmiş. E hocam pi'ler nanay oldu mu? Oldu. R'lerden bir tanesi gitti mi? Gitti. R, L dediğimiz iki R'ye mi eşit oldu? Evet. L dediğimiz iki R'ye eşit oldu. Bu koninin taban yarıçapı 3 olduğuna göre yani R 3 ise koninin yüksekliği kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burası üçgen. Burası kaç oldu? 6 oldu. Hop yükseklik mi isteniyor bizden evet. Pisagor yapacağız. Hocam 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? Direkt 30'un. E 30'un karşısı 3 60'ı karşısı ne olacaktır? 3 kök 3 olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 3 kök 3 oldu arkadaşlar. Dik silindir içerisine şekildeki gibi içi su dolu bir küre ve dik konu yerleştirilmiştir. Konun içindeki su silindir ile küre arasında boşaltıldığında. Evet bu su silindir ile küre arasında boşaltılıyormuş. Yani şuraya şuraya Bilmiyorum küreyi aşıyor mu? Bakalım. Boşaltıldığında küre tamamen su içinde kaldığına göre. He, küre tamamen su içinde kalıyormuş arkadaşlar. Şöyle. Yani şuradaki boşluklara da dolmuş oluyor mu? Evet. Buradaki koninin içindeki su buralara daldı mı? Daldı. E o zaman koninin yüksekliği bir silindirin yüksekliği koninin yüksekliğinin kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi silindirin yüksekliğini bulacağız. Arkadaşlar şuradaki oluşan silindirin yüksekliği Hocam merkez çektik. Merkez çektikten dolayı burası da burası da Yani bunun yüksekliği kaç yaptı? 2R yaptı. Bunun da yüksekliğine H diyecek olursak eğer şunun da yüksekliğine H diyecek olursak eğer bizden H bölü tamamı isteniyor arkadaşlar. H artı 2R isteniyor. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben bunu bunun içerisine boşalttığım zaman buradan suyu buraya boşalttığım zaman su buradan aşağıya akmaz aslında ama silindir tamamen su içinde kalıyor diyor ya bize. O yüzden biz buralara da boşaldığını da söyleyelim. Hocam burada silindir küre küre ile silindir birbirine teğet ya. Teğet olduğu için burada buradan buraya su akışı böyle olmaz arkadaşlar. Normalde olmaz. Tamam. Ee, ama biz öyle olduğunu kabul edelim. Hadi soruya göre hareket edelim biraz. Evet hadi bakalım ne yapacağız burada. Burada yapacağımız hamle şu. E, buradaki su şu kırmızılarla gösterilen su. Koninin hacmine eşit. Yarı çapı R. Kürenin de yarıçapı, çapı R. Silindir de yarı çapırıya. Dikkat edin. O zaman koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'lü. Sonra geldik kürenin hacmine. Pardon şu silindirin kırmızı alanları bulmaya. Silindirin hacminden yani pi r kare çarpı 2 r'den neyi çıkartacağız? Kürenin hacmini 4 bölü 3 pi r küpü çıkartacağız. Buradan pi r kare parantezine aldığımızda hatta pi r kare parantezine alalım bakalım. Pi r kare parantezine aldığımızda hocam burada h bölü 3 kaldı. Ee, zaten burada parantez almaya gerek yoktu ama aldık. Burada pi r kare parantezine aldığımızda hocam burada ne kaldı? 2 r kaldı. Burada ne kaldı? 4 bölü 3 r kaldı. 4 bölü 3 r kaldı arkadaşlar. E buradan pi r kareler birbirini götürdü mü? Götürdü. H bölü 3 eşittir. 3 kere 2 6. alttan 4 çıktı 2. 2 r bölü 3 mi oldu? Evet. Bölü 3'ler de gitti. H dediğimiz ne yaptı? 2R'ye eşit oldu. E, H dediğimiz 2R ise arkadaşlar şurası da 2 r oldu. Dolayısıyla bizden zaten silindirin yüksekliği 4 r bölü e, neyin yüksekliği? Kodünün yüksekliği. 2 r isteniyordu. Cevabımız böyle ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Yani cevap C şekilde üst taban yarıçapı 8 santimetre, alt taban yarıçapı 12 santimetre olan, evet burası 12 santimetre, burası da kaç verilmiş arkadaşlar? 8 santimetre olarak verilen kesik koni arkadaşlar kesik koni şeklinde yani şurası dairesel şöyle, tamam mı? Ee, dik açıdan baktığımız için daireselliğini göremiyoruz sadece. Neyse devam edelim. Abajur'un kesik koni şeklindeki parçasının hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam ne yapıyorduk? Kesik koniyi ne yapıyoruz? Hop oh, birleştiriyoruz şöyle. Hocam bunu birleştirdik. Eyvallah. Yükseklik çizelim. Yükseklik de lazım olacak bize. Şu yüksekliği de çizecek olursak arkadaşlar böyle. Şimdi öncelikle yüksekliğine bakalım mı arkadaşlar? Şurası da 15 mi? Evet. 8 bölü 12 benzerlik oranı. 8 bölü 12 dediğimiz 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3 mü? Evet. E hocam 2 bölü 3 aynı zamanda h bölü h artı 15 eşit değil midir? h bölü h artı 15'e eşittir. Ya da şöyle diyelim hocam 2 bölü 3 oran var ya 2 bölü 3 oran var. H dediğimiz burası 2K iken burası ne olacak arkadaşlar? K olacak. E o zaman K 10 ise 2K dediğimizde kaç çıkıyor? 30 çıkıyor. Yani şuradaki yüksekliği kaç çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. Devam edelim. Şimdi benzerlik oranı kaç çıktı arkadaşlar? Benzerlik oranı 2 bölü 3. Benzerlik hacim ilişkisi. Ya yani normalde şöyle yapabilirsiniz. Büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartabilirsiniz. Ama ben böyle yapmıyorum. Kesik konuyu bulurken Benzerlik hacim ilişkisinden gidiyorum. Benzerlik oranı kübü 8 bölü 27. Yani hocam bunun hacmi 8V iken bunun hacmi 27V değil. Dikkat edin tamamı 27V olduğundan buraya 19V kalıyor. E ben üsttekinin hacmini bulabilirim. 8V'yi bulabilirim. 8V nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil mi? Evet. Taban alanı dediğimiz pi r kare çarpı h 30 bölü 3'e eşit olacak. 8'lerden birer tanesi gitti. Şununla şu gidince de 10 kaldı burada. 80 pi mi yaptı. V dediğimiz 80 pi yaptı. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 19 V isteniyor. 19 çarpı 80'den, 80 pi'den daha doğrusu. 9 kere 8 72. 8 152 mi? Evet, 1250 pi olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Pardon, 1520 pi olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Evet, cevap böylelikle balık esir oldu. Şekildeki ABC'de eşkenar dörtgenin bir kenarı 4 santimetredir. ADC'de 120 verilmiş. Eşkenar dörtgen AB etrafında döndürüldüğünde 360 derece ne yapıyorduk? AB etrafında döndür diyorsa AB'ye göre şeklin simetriğini alıyoruz arkadaşlar. Yalnız dolu olan kısma dikkat edin arkadaşlar. Dolu olan kısım neresi? Şurası. Şu dolu olan kısmı gösterelim. Sen şimdi simetriğini aldığında bak simetriye değil simetriğini aldığında bu da özel bir tabir olsun tamam mı? Döndürmeniz tabiri simetri olsun. Simetriğini aldığında bu şekil buraya mı geldi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şu dikey doğru boyunca döndürüyoruz. Hop şöyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Ucu sivri olan şekillere böyle yuvarlıkları atıyorduk. Hocam yuvarlığa attım. Hop şöyle. Hocam burada da yuvarlığa attım. Hop şöyle oldu. Aa hocam. Şurada ne oldu? Silindirin hacminden. Bakın şuradaki silindir yaptı. Silindirin hacminden buradaki koninin hacmini çıkartırım. Burayı bulurum. Sonra bir de buradaki koninin hacmini eklerim. Ya da öyle yapacağına gençler şimdi 120'ye 60 değil mi? Bunun yarıçapı kaç? Şurası. E burası hocam 60 derece olduğundan dolayı. E, bunun yarıçapı bu olduğundan. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2'dir. Burası da 2 köküç müdür? Evet. Aynı şekilde şu boşluktaki koninin de yarı çapı. hop şurası değil midir arkadaşlar? Evet. Yarıçapı da 90 derece. Burası da 120 derecedir. Eşkenar dörtgen olduğundan burası 60. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. Burası da 2 köküç müdür? Evet. Hocam sen bu silindirin hacminden şurayı çıkartıp sonra bu konuyu ekleyeceğine buradaki koniyle buradaki konu aynı koni değil mi? Yarı çapı 2 kökü 3 yüksekliği 2. Yarı çapı 2 kökü 3 yüksekliği 2. Yani sen bunu al buraya taşı. Yani o zaman ne olacak? Şuradaki silindirin içi boştu. Şimdi artık bunu alıp buraya koyduğum zaman dolmuş olacak. Yani bizim asıl şeklimiz ne oldu o zaman arkadaşlar? Bunu da buraya doldurunca arkadaşlar bakın şuradaki şeyi buraya doldurunca artık burası gitmiş oldu değil mi arkadaşım? Şurası gitmiş oldu. Bizim asıl kısmımız ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın tamamıyla şu silindir yapmış oldu. Yarı çapı 2 kök 3 yüksekliği de şurası. Hocam burası 2 iken buraya da 2 kaldı. Toplamda yükseklik kaç yaptı? 4. Yarı çapı 2 kök 3. Pi 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklik yükseklikte 4 yapmış oldu. 12 çarpı 4'ten cevabı da böylelikle 48 pi olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Taban kenarının uzunluğu 12 santimetre. Hemen 12'yi yapıştıralım. Ve yüksekliği 10 santimetre olan kare dik piramit şeklindeki bir kap. Yüksekliğinin yarısına kadar suyla doludur. Yarısına kadar suyla doluyormuş. Hocam yüksekliği de bize 10 vermiş. Şuradan bir dik çizecek olursak. Yükseklik 10sa yarısına kadar doluysa yarısı yükseklikte yarısı olmaz mı? Benzerlikten dolayı. Bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. Hatta ortada var. 12 ise burası da 6 olarak bulur muyuz? Buluruz. E, bu yükseklikte 5'e 5 şeklinde ayrıldı mı arkadaşlar? Ayrıldı. Peki buna göre piramitte ne kadar su vardır diye soruluyor arkadaşlar. Şuradaki su dolu kısım soruluyor. E, arkadaşlar çok basit. Buradaki ne yapacağız? E, tümünün hacminden şunun hacmini çıkartacağız diyebiliriz. Ya da ben benzerlikten yapıyordum. Benzerlik oranı 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Hocam şu kısım V iken tamamı 8 V olduğundan bu kısım kesik piramitin hacmi 8, 7 V oldu arkadaşlar. Tamamı 8 V olduğundan dolayı. Hocam ben şunun hacmini bulacağım. E, v hacmi neye eşit? Tabanı 6. Kare dik piramit olduğu için. Taban alanı 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3 değil midir? Evet. 36 bölü 3 12 12 ile de 5 çarpınca 60 yaptı. V 60 yaptı ama benden 7 V isteniyor. 7 çarpı 60'tan cevabı da böylelikle 420 olarak buluruz arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? Fark etmez kaçıncı soru oldu. Sorumuzun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Şekildeki gibi taban yarı çapı 2 metre yüksekliği 4. Taban yarı çapı 2 yüksekliği 4 metre olan dik konu biçimdeki bir su deposuna bir musluktan sabit hızla su akıtılıyor. Depoda biriken suyun derinliği 2 metre olduğuna göre yani yüksekliği 2 metre olduğuna göre depoda biriken suyun hacmi nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu ikisi ki, Tamamı yüksekliği 4 olduğundan burası da Yani şunlar birbirine eşitse. Aa, burada bir orta taban çizgisi çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. O zaman 2 iken burası kaç yaptı? 1 yaptı. Buradaki suyun hacmi isteniliyor. Yarı çap 1 yüksekliği 2 olan koninin hacmi isteniliyor. Çok basit. Pi r kare çarpı h bölü 3. Yani 2 pi bölü 3 mü çıktı arkadaşlar? Evet cevap böylelikle balık kesir oldu. ABC dik üçgeni D doğrusu etrafında 180 derece döndürülse oluşan şeklin döner cismin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Şunun için ayrı bir hamle yapabilirsiniz. Ve doğrunun üstündeki için ayrı bir hamle. Doğrunun altındaki için de ayrı bir hamle yapabilirsiniz. Şimdi sen bunu döndürebilirsin. Döndürmeyi de öğrendin. Hocam simetriğini alırım. Sonra yuvarlakları koyarım. Burası ne yaptı? Bir koni yaptı. Peki şu yamuğu döndüreceğim. Bu yamuğu döndürürken de ne yapacağım? Şuna göre simetriğini alacağım. Dolu kısım burası ya. Buna göre simetriğini alınca da şöyle bir şey yaptı. Hocam sivri noktaları yuvarlak koyduğun zaman da şöyle bir şey mi yaptı? Evet. Bir silindir yaptı. Sayıları da böyle yazdığınız zaman olay bitecek arkadaşlar. Ama böyle yapmaktansa tabi bu tam yapıyor böyle. Sen bunun tamını bulacaksın. 180 derece döndürdüğün için yarısını alacaksın. Bu da tam döndürdüğünde böyle silindirin içinden konuyu çıkartacaksın. Ama 360 derece döndürülmesinde buysa 180 derece döndürülmesinde de yarısı diyeceksin. Olay bitecek arkadaşlar. Ama ben bunun daha kolayını yapayım. Dediğim gibi bu yoldan da yapabilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar sen hem bunu döndürüp bakın hem bunu döndüreceksin hem de alttakini döndüreceksin. Hem de alttakini döndüreceksin. İkisi e, ikisi için ayrı ayrı işlem yapacağımıza. Şuradaki üçgene aynı doğru yükseklikleri de aynı ya. Şöyle bir hamle yapabilir miyiz acaba? Hocam biz buradan bir tane dik çizsek şöyle. Hocam buradan dik çizdiğimiz zaman ne oldu? Ee, bir kere bunlar birbirine paralel. Hocam 12 ise burası kaç çıktı? 6 çıktı. Ee, 61'den 36 çıkınca 25. Burası kaç çıktı? 5. Hocam burası da 5. E hocam buradan dik çizince de ne çıktı? Şuraya bakacak olursak 5 iken burası da 5 değil mi? Aa kelebeklik oran 1'e 1. Kök 61 ise burası da kök 61 çıktı. Ve 5 ise burası da 5. Hatta 6 ise burası da 6 oldu mu? Oldu. Şimdi sen bu üçgeni buradan böyle döndürüp 180 derece döndürüp şu 6 kenar etrafında 180 derece döndürüp işlem yapacağına sen gel gel bunu buraya taşı bu üçgeni alt taraftayken 180 derece döndür. Aynı şey olmaz mı? Olur. O yüzden sen şunu iptal edip şuraya taşıyabilirsin kardeşim bunu. Yani sen toplamda sarıyı iptal ettiğine göre artık bu turkuazla yeşili mi döndüreceksin şimdi? Evet. Turkuazla yeşili döndürelim bakalım. Hadi döndürme işleminde ne oluyordu arkadaşlar? Döndürme işleminde şeklin simetriğini alıyorduk. Evet şu dikdörtgeni döndürüyormuş gibi olacak. Şeklin simetriğini alıyorduk. Hop aldık hocam simetriğini. Uç noktalarına da yuvarlak koyacaksın. Bitti gitti. Hocam işte bu dolu kısım şurası değil mi? Dolu kısım burası. Burası yaptı. Yani tam kısım ne oldu arkadaşlar? silindir yapmış oldu. Yarı çapı 5 olan yüksekliği 12 olan bir silindir. Pi r kare çarpı h ama 180 derece döndüreceğim için 180 bölü 360 ile la çarpmam lazım. Ya da 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Ya da 2'ye bölmem lazım. Buradan arkadaşlar şu şu gitti 2. Bununla bu sadeleşti 6. 25 ile 6'yı çarpınca da 25 ile 6'yı çarpınca da kaç geliyor arkadaşlar? Ee, 25 ile 6, 30 150. 150 geliyor değil mi? Evet gençler cevabımız böylelikle 150 pi yapmış oldu. Evet sorumuzun cevabı böylelikle edremit oldu. Güzel bir soru. Dikkat edin. Dikdörtgenler prizmasının sabit düşey yüzeyi yine A ve B köşelerinden ABC dikdörtgeni menteşelenmiş ve ED teliyle dengede kalmıştır. Evet 30 derece vermiş 6 vermiş. Hocam 6 ise bu dikdörtgenden 6. Burası 12 ise şurası da 12 yapar mı? Yapar. Hocam 30'u kullanacağım. E şurası 90 derece olduğundan 30 90 burası 60 oldu. 90'ın karşısı 12 30'un karşısı da 6 mı oldu arkadaşlar? Evet. Ya hocam şu dikdörtgen şeklindeki işte şeyde şu zemine dik değil mi? Aynen öyle. Hocam bu da bu zemine dik olduğuna göre bak şurada bir dik üçgen çıktı mı çıktı. 6 6 ise bu uzunluk kaç olacaktır gençler? 6 kök 2 olacaktır be ya. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Kolay bir sorumuş. E yer düzlemine dik AB 8 birim uzunluğundaki bir doğru parçasına parçasından 3 metre uzaktaki noktaların oluşturduğu cismin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğru parçasına 3 metre uzaktaki noktalar. Bak şuradaki tam B köşesine 3, 3 metre uzaktaki noktalar şöyle 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 çizecek olursak bir dairesel hareket yapmaz mı arkadaşlar? Evet hocam şurası ne oldu? Zeminde bir daire yaptı mı? Yaptı. E hocam burada da şöyle dairesel hareket. Buradaki noktaya da dairesel hareket. Buradaki noktaya da 3 birim uzunluğunda. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki noktaya da 3 birim uzunluğundaki noktalar şöyle bir dairesel hareket yaptı mı? Yaptı. O zaman burası da aynen böyle bir dairesel hareket yaptı. Hatta burası da, burası da, burası da bayağı bir yapıyor değil mi? Ta ki A'ya kadar geldiğimizde A'da da hocam aynı şekilde hop hop böyle 3 e, birim şöyle bir dairesel hareket yaptı. Yani ne yaptı sonuçta? A'ya 3 birim uzunluğundaki noktaların kümesi silindir mi yaptı? Evet. Ama bir şeyi unutuyorsunuz. Neyi unutuyorsunuz? 3 birim uzunluğundaki A noktasına tamam şurası 3 birim, burası 3 birim, burası 3 birim, burası 3 birim de bu havaya da uçabilir mi böyle? Evet. Havadan köşelere de uçabilir mi böyle? Ya uçabilir mi dediğim? E havadaki uzaklara da 3 birim olacak. Yani şöyle de bir şey yok mu arkadaşlar burada? Var. Yani burada da şöyle bir 3 birimlik ne oluşturur arkadaşlar bu? yarım küre oluşturur. İşte oluşturduğu cismin hacmi nedir diye soruluyor. Silindir artı yarım küre mi? Çünkü e, havadaki bir noktaya eşit uzaklığı noktalar bir küre oluşturuyor. Zaten buraya kadar şey oluşturmuştu. A noktasında ne oluşturur? Normal bir küre oluşturur. A biz burada bir silindir oluşturduğunu bulduk. Buradan itibaren yukarı doğru gittiğimiz zaman da ne oluşturuyor? Bir yarım küre oluşturuyor arkadaşlar. Evet bunun hacmi isteniliyor bizden. Arkadaşım yarıçapı kaç? 3 birim uzunluğunda ya. 3. Yarı çapı 3 olan pi r kare çarpı h. Yüksekliği 8 olan silindirin hacmi artı yarım kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi r küp. Bunun da yarı çapı arkadaşlar 3 değil mi? Evet. 4 bölü 3 pi r küpün nesi olacak ama yarım küre olduğu için yarısı olacak. Burası 9 kere 8 72 72 pi artı. Hocam 3'lerden birer tanesi gitti. Şununla şu gitti 2. Burada da 3'ün karesi kaldı. 9 burada. 9 burada değil mi? 2 de burada 18. 18'e toplarsak 18 pi'ye toplarsak 72 ile 18'in toplamı da 90 pi'yi yapar arkadaşlar. Yani böylelikle cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı arkadaşlar.